Aslında bu denge politikası bir yerde bir tercihe zorlanacak mıyız diye soracaktım. Siz ne kadar ne zaman ne zaman bununla karşılaşırız belli olmaz diyorsunuz değil mi? Ama Razi'ye sorayım Evet. ben. Razi'ye sorayım çünkü o İpek aslında Amerika'da ve eminim bu konuda da bir fikri var. yani İpek zaten önümüzde bununla ilgili bir örnek var biliyorsun. İran örneği. Çünkü Amerika İran'a doğalgazına ve petrolüne yaptırım uyguladığında biz tabii itiraz etmiştik. Çünkü bizim gerçekten İran'dan aldığımız petrol ve doğalgaz var. Ve buna ihtiyacımız var. Ve bunu biz anlattık dolaylı olarak Amerika'ya. Ve Amerika'da bir anlaşma yaptık ve Halkbank üzerinden bu ödemeleri yapacaktık. Ve bunlar daha sonra sadece işte gıda zaruri ihtiyaçlar üzerinden yapılacaktı. Ya bununla ilgili biz zaten Amerika ile anlaşma yapmıştık. Ama belli bir oranda da indirecektik İran'dan alacağımız doğalgazı. Sonrasında tabii burada bir takım yolsuzluk iddiaları geldi. Ve o yolsuzluk iddiaları üzerine hatta işte bu yaptırımların delindiği iddiaları ile ilgili Amerika'da tabii dava açıldı. Ve tabii bu dava hala devam ediyor ve Türkiye'nin hala burada ciddi bir şekilde sıkıntısı devam ediyor. Dolayısıyla önümüzde bir örnek var. Yani eğer bu konuda işte Rusya'dan yine doğalgaz alabiliriz biz, ticaret yapabiliriz ama işte ödemeyi nasıl yapacağız Rusya'ya? İşte daha evvel İran'la yaptığımız anlaşmada barter şeklindeydi. Yani biz Mal İran'a karşılığı. para ödemeyecektik, mal karşılığıyla iş yapacaktık. Fakat bu işte altın üzerine yapıldı ön başta. Sonra altın iptal edildi. Sonra gıda dendi fakat sahte gıda işleri yapıldı. Dolayısıyla yani Amerika bu konuda tabii yine böyle bir teklife gelir fakat ne kadar tabii burada Türk makamlarına güvenecek. Çünkü şu anda Amerika'da açılmış dava var. Ama yine de mecburen bir anlaşmaya varılacak ama daha kontrollü olacak. Türk tarafı en azından hangi banka bu işi yürütecekse daha dikkatli adım atacaktır. Yani buna bir çözüm bulunur ama mutlaka biz tabii yine oradan Rusya'yla iş yapacağız. Fakat önemli olan Amerika tarafından Rusya'ya bizim dolar ödememiz. Çünkü Rusya eğer dolar alamazsa bir takım mal işte ileri teknoloji ürünleri alamazsa bu şekilde baskıyı yapacak Rusya'ya Batı. Bu yüzden Rusya ile biz iş yaparız, devam edeceğiz ve zaten Rusya ile de yapıyoruz da yani çok şekilde hizmet de veriyoruz ama işte dolar ödememe kaydıyla Rusya ile yine ticarete muhtemelen devam edeceğiz öyle görünüyor. Evet, peki böyle bir sorun olursa Mithat Bey, bu aşılabilir bir sorun mudur? Ben önce Razi Bey'in bahsettiği İran'la ticaretimizde orada söz konusu olan petroldü. Bizim uzun vadeli kontratla doğalgaz aldığımız için İran'dan doğalgaz bu yaptırımların dışında kalmıştı. Petrol için ciddi pazarlıklar yaptık ve onun üzerine de kısmen anlayış gösterdiler ama aldığımız petrolün 200 bin varil, 230 bin varil petrolün yarısından fazlasını kısmak zorunda kaldık İran'dan. Yalnız uzun vadeli doğal gaz kontratlarında orada bunun mali sonuçları da olduğu için o yaptırım dışında kalmıştı. Yani aldığımız yaklaşık yıllık 10 milyar metreküp doğal gaz İran'dan. Şimdi bu Razi Bey'in söylediği tabii çok ciddi yani dolarla herhangi bir şekilde yaptırımları Türkiye'nin bertaraf etmesi veya yani delmesi halinde ciddi sonuçları olacaktır. Yani siyasi ilişkiler açısından söylüyorum. Bu yüzden belki de bir istişare ederek Batılı müttefiklerle bazı faaliyetler sürdürülebilir ama neticede çok ciddi bir tehlike de söz konusu yani ekonomik olarak. Şayet biz çok açılacak olursak ve gerekli özeni göstermeyecek olursak hemen ilgililer devreye girecekler ve Türkiye işte NATO müttefiki olarak işte siz kınadınız her türlü tedbirlere ortak oldunuz işte olağanüstü NATO zirvesine ne katıldınız ve işte
Ukrayna'nın desteklenmesi için de her türlü çabaya ortak olduğunuz denir. Şimdi siz bu durumda ne yapıyorsunuz? Nasıl? Biz esasen Başkan Putin'in savaş gücünü, savaş makinesinin altındaki dolarları almak istiyoruz veyahut da yani o nefes almayacak hale getirmek istiyoruz. Burada söz konusu olan bir Avrupa ülkesine saldırılmıştır. İşte işgal edilmiştir bir ülke. Hatta işte kimyasal silah konusu biliyorsunuz gündeme geldi. Ne yapabiliriz, ne yapamayız zaten böyle bir kocaman bir liste de hazırladılar son NATO zirvesinden sonra. Şimdi böyle bir durumda Türkiye'nin tabii ki müttefik olarak hareket etmesi ama aynı zamanda Rusya'nın da komşusu ve ticaret ve ekonomik ortağı, Ukrayna'nın da komşusu ve ekonomik ve ticaret ortağı olarak hepsini nasıl bir arada dengeleyebileceğini göreceğiz. Yani şimdiden çok tahminde bulunmak istemiyorum, kötümser bir tahmin de yapmak istemiyorum ama çok özenli hareket edilmesi gerekir. Umuyorum sorunlar çıkmaz yani müttefiklerle. Evet. Razi, şimdi Rusya'dan NATO zirvesi sonrası ilk açıklama geldi bundan 1-2 saat önce. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov dedi ki Batı Rusya'ya karşı topyekün hibrit bir savaş ilan etti dedi. Ve aslında Nazi Almanya'sının dilini kullanıyor diye de bir açıklama yaptı. Şimdi NATO zirvesi sonrasında Rusya'nın nasıl davranmasını bekliyoruz? Şu anda Amerika ve Batı kesinlikle şu anda son özellikle Ukrayna'nın da sahada biraz Rus güçlerine karşılık vermesi ve durdurmayı başarması Rus güçlerini Putin'i daha yani ileride yapabileceği bir anlaşmaya Ukrayna'yı zorlamak için bir momentum yakalaması gerekiyor. Ve bu momentum yakalaması için de siber saldırılarını çok şiddetli ve etkili bir şekilde kullanacak ya da kimyasal, biyolojik bir saldırı gerçekleşecek ya da bir küçük bir nükleer saldırı yapacak. Çünkü ancak bu şekilde Rusya bir momentum yakalayıp belki iyi şartlarda masaya oturmayı başarabilir. Ya bu yönde bir algı var şu anda benim dinlediğim briefinglerde. Söylenen bu. Yani şu anda Rusya geri adım atmayacak ancak kesinlikle Rusya bir momentum yakalamak zorunda. Yani iyi şartlarda bir barış anlaşması yapabilmek için. Ve bunu yapabilmesi için de ciddi bir korku, endişe vermesi lazım. Ya da gerçekten bugün biliyorsun o tiyatro binasında 300 kişinin öldüğü söylendi. Bu tip sivil ölümlerinin artması da bu barış anlaşmasını zorlayabilir. Ama baştan beri Amerika Rusya'nın kimyasal saldırı düzenleyerek bir korku sağlayacağı ve bir şekilde Ukrayna'yı işte barışa, anlaşmaya zorlayacak. Tabii Ukrayna baştan beri anlaşma istiyor ancak... Şunu sormak istiyorum. Baştan şimdi bir momentum yakalaması ancak gerekir diyorsun ya ve hani evet, bunu işte sivil ölümlerinin fazlalaşmasıyla olabilir bu falan dedin. Şimdi bugün Peskov'un bir açıklaması var. Kremlin sözcüsünün. Diyor ki Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait vakfın Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarının finansmanında yer alması konusunda Washington'dan açıklama talep edeceğiz. Rusya ile NATO arasındaki romantik dönem geride kaldı diyor. Şimdi mesela bu tür ataklar da senin o söylediğin momentumun içinde girer mi yoksa bunlar aslında hafif şeyler mi? Bunlar girmez çünkü bunlar zaten Rusya zaten ben bizzat kendim başından beri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki bütün toplantılarını takip ettim. Yani Büyükelçi'ye de Rus Büyükelçisi'ye de defalarca sorular yönelttim kendim şahsen. Bana her sefasında yok Ukrayna'ya bir saldırı olmayacak işte ve çok yalanlar söylediler açıkçası. Yani Rusya baştan bu yana sürekli söylemleri
Ukrayna ile ilgili söylemleri yalandı. Aynı Irak, Amerika-Irak savaşında gittiğinde nasıl işte orada toplu kim imha silahı var dedi Irak'ın. Bu şekilde kendisine bir gerekçe üretti Irak'a girmek için. Rusya da bu şekilde bir gerekçe üretti. Bu yalanlarla dolu ve bununla ilgili en ufak bir kanıt, belge, bir şey de sunmadı. Dolayısıyla bu tip iddialarla, çünkü biliyorsun özellikle bu Hunter Biden konusu da önemli olan Biden'ı yıpratmak. Çünkü Amerika'da da şu anda Cumhuriyetçi Parti tabanı adeta Putin'i kahraman olarak görüyor bu savaşta. Ve hani Amerika'da da bu savaş, çünkü Amerika'da da şu anda bir savaşa karşı bir momentum, sanki Amerika savaşa girsin şeklinde bu ana akım medyada bir hava yaratılıyor. Halkta da bu yönde bir istek artıyor yani savaşa girilmesi konusunda, fakat Cumhuriyetçi taban tabii buna itiraz ediyor ve daha Zelenski'yi eleştiriyorlar açıkça. Ve Putin'i daha akıllı, daha büyük lider olarak gösteriyorlar. Dolayısıyla bu Hunter Biden konularını gündeme getirerek yine iç siyasete oynanıyor burada. Ve işte çünkü biliyorsun önümüzdeki Kasım ayında ara seçimler var. Bu şekilde tabii Kongre'yi kaybedecek, Senato'yu kaybedecek demokratlar. Yani bunu bekliyorlar, umut ediyorlar ve bu çok mümkün. Dolayısıyla bu tip iddiaları gündeme getiriyorlar ki Amerika'da işte bu Ukrayna'ya olan desteğin daha artmaması, devam etmemesi konusunda. Çünkü burada da resmen benim gördüğüm medyayı izlediğim zaman, ana akım medyada, sanki Amerikan halkı böyle artık tamam, artık askeri sokun. Yani Amerikan askeri artık oraya girsin şeklinde bir hava yaratmak istiyorlar. Bütün haberler bu yönde yani ana akımda. Mithat Bey'in galiba bir katkı sunmak istiyor bu bölümde. Lütfen. Buyurun Mithat Bey. Evet, çok teşekkürler. Evet, yani hibrit savaştan bahsettiniz İpek Hanım başta. Yani Lavrov öyle dedi. Evet, Lavrov. Şimdi tabii NATO zirvesine baktığınız zaman fazla bir şey çıkmadı aslında NATO zirvesinden. Yani böyle işte birlik içinde görünmek için olağanüstü bir toplantıya girdiler. Yani bu uçuşa yasak bölge tabii ki devam ediyor. Ondan sonra NATO postalları Ukrayna'ya girmeyecek. Yani Ukrayna'da savaşmayacağız diyorlar. Her türlü savunma silahı desteği yapacağız. İnsani destek, insani yardım desteği yapacağız. Siber güvenlik desteği yapacağız. Belki uydu ve istihbarat desteği de yapılacak tabii. Ve bu arada NATO'nun doğu cephesi, doğu kanadı güçlendirilecek yeni konuşlandırmalar yoluyla. Dolayısıyla aslında Zelenski'nin istediği hiçbir şeyi hemen hemen savunma silahlarının arttırılması ve devamı haricinde fazla bir şey çıkmadı NATO zirvesinden. Ama bunu hibrit savaş olarak telaffuz etmelerinin nedeni işte bu birçok alanda Ukrayna'ya olan desteğin NATO tarafından desteğin devam etmesi. Fakat NATO ülkeleri çok dikkatliler. Yani hiçbir şekilde böyle uçak vermek gibi hani saldırı silahı vermeye niyetli değiller. Veya NATO'yu Rusya ile doğrudan karşı karşıya getirecek eylemlerden çekiniyorlar. Bir kaza sonucu bir şekilde mesela Rusya Polonya'ya veya diğer komşu ülkelerden birine saldırır mı? İstenmeyen bir çatışma olur mu? Onu zaman gösterecek. Fakat bu yani cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki bu seçim öncesi mücadele muhakkak devam edecek ve tabii ki yıpratmaya çalışacaklar Başkan Biden'ı. Başkan Biden'ın tabii burada Avrupa Birliği ile başka görüşmeler de yaptı. İşte doğalgaz konusu bugünün de gündeminde. Yalnız tabii bir yatıştırma politikasından sonra, yani 2014 yılında NATO'nun bir çeşit yatıştırma politikasının ardından bugün yaptığı hatanın farkında olan NATO'nun ciddi bir caydırma politikasına yöneldiğini görebiliyoruz. Yani ciddi caydırıcılık söz konusu bu arada. İşte mesela siz belirttiniz işte kimyasal silah. İşte orada Biden der ki eğer kimyasal silah kullanacak olursanız aynı şekilde biz cevap vereceğiz. Ama burada da bir muğlaklık var. Nasıl cevap vereceksiniz? Yani şimdi Ukrayna topraklarında kimyasal veya biyolojik silah kullandığı zaman Rusya biz karşılık veririz dediğinde o zaman biz savaşa gireriz demektir aynı zamanda bu.
Dolayısıyla orada da bir belirsizlik var. Ama bütün bunlar biz bu savaş